Sevgili YouTube ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Şenol Demircan. Yine çok güzel yerdeyim. Kendi köyüm demeyeceğim. Kendi köyüm yaklaşık 8 kilometre ileride ama Tütüncü köyündeyim. Küçüklüğümüzde, ilkokulumuzda böyle kaçıncı sınıf? 12, 9. sınıfa kadar da Tütüncü İlköğretim Okulu'nda okuduk. Yani bu memleketin evladıyız, bu toprakların evladıyız. 7 dönüm 100 metrekare Gönen Kavakobu asfaltına cepheli, yani köy yoluna cepheli 7 dönüm 100 metrekare bir yerin içerisindeyim. Resmi kadastro yolu, köy yolu, burası asfalt. Gönen arkamda, yaklaşık Gönen'e de 6,5-7 kilometre mesafede, Tütüncü köyüne de 1 kilometre mesafede, Kavakoba köyüne de yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede 7100 metrekare bir yerdeyim. Hep anlatırlar, roman yazarlar, hikaye yazarlar, başka emlakçılar, ama ben size destan yazıyorum. 5 dönümün üstünde olduğu için burası 7100 metrekare. Hani %5 imarından yararlanabilirsiniz, çiftlik gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani buraya resmi kadastro yolu olduğu için de elektrik de alabilirsiniz. Zaten elektrik şebek hattı da yerimizin yanından geçiyor. Yani 50-60 metre mesafesinden geçiyor. Tabii ki elektrik almak için de bir maliyeti olacak buranın, ama herhangi bir ruhsat almakta, buraya yapı yaptırmakta herhangi bir sıkıntısı olmaz. Çünkü 5 dönüm üzerinde 7100 metrekare. Hep bir seferde anlatıyorsunuz bana, ben de sizlere üşenmeden, darılmadan bir seferde anlatıyorum. Kamerayı da alalım, Veli abileri tek tek şöyle de bakalım. Dediğim gibi Gönen burası. Yolda solumda kalıyor. Zaten Tütüncü köyü de bu mecrada, değil mi Veli abi? Veli abi, ben arabanın önüne otursam, sen de çalıştırsan, ufak ufak böyle tarlanın etrafında dönsek, yürümesek nasıl olur? Başarabiliriz değil mi öyle? Ha? Öyle yapalım mı Veli abi? Tarlanın sınırlarını, klimayı kapat ama çok ses yapar. Olur mu Veli abi? Veli abi, al bakalım, ben çıkayım arabanın önüne. Güzelce oturayım. Şuraya oturayım ya, düşünme, korkma. Yok, korkma. Hiçbir şey olmaz Veli. Nasıl olur? Heh. Ne bakalım? Yürü bakalım Veli abim. Helal olsun Veli abim baba. Hadi bakalım. Şöyle değişiklik yapalım. Resmi kadastro yolumuz orada. Tarlamızın, arazimizin sınırlarında bu şekilde. Bak ne güzel geziyoruz. Tütüncü köyü de orada, bak şimdi Tütüncü köyü de göreceksiniz arkadaşlar. 7100 metre kare. Bakın. Tütüncü de gözüküyor zaten buradan. Bak. Süper. Tütüncü hemen tarlanın altında. Karşısı Çakmak. Yapağlı. Bu direkt kullanılmıyor, iptal oldu. Türk Telekom'un elektrik telefon geçiyordu. Bak, sınırlarını geziyorum. Bu bölümünde de böyle ağaçlar var hafiften. Buğday varmıştı burada ama arpa var herhalde. Arpa varmıştı, pardon. Ama buraya her şey dediğim gibi yapabilirsiniz. Bakın, köyün camisi, mamisi buradan hep gözüküyor ya. Köye yakın yani, dediğim gibi 1 kilometre Tütüncü köyüne. Yerin alt sınırındayız. Yerimiz bu şekilde. Bakın. Süper ya. Gerçekten. Zaten Kavakoba'nın da minaresi gözüküyor, bakın. Buradan da minaresi gözüküyor. 0532 067 09 39'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Burası bizim bir hoca abimizin. Çok güzel bir yer. 7100 metre
kare. Evet, Veli abiyle sınırlarını geziyoruz zaten, resmi kadastro yoluna da cepheli. Eğim olasılığı yok, sadece şu bölgede hafiften böyle var gibi ama %10'luk bir eğim olasılığı var. Komple bu boy böyle. Resmi kadastro yolu. Bakın ya, süper. Yani bak, asfaltı da dönelim sizlere. Bence bu yeri kaçırmayın derim ben. 7100 metrekare, Gönen'e 6,5 kilometre, köye 1 kilometre, Tütüncü köyüne. Tütüncü köyünü zaten bilenleriniz bilir. Bakın buradan da yere çıktım. Bakın yerimiz de böyle. Evet, kameranın solunda bak, yoldan da devam ediyoruz. Süper abi. Bak, Gönen ayaklarınızın altında. Eşsiz, şahane, mükemmel, ötesi bir yer. Böyle de yellendire gidiyoruz. Bak, arabalar geliyor, şahane. Bak, onlar da şaşırıyorlar, bunlar ne yapıyor diye. Burada da biçer biçiyor, toz duman. Köyü de görüyorsunuz. Hoppa, indik. Burası Tütüncü zaten.